Şimdi mülteciler konusu oldukça tartışıldı. Oldukça sizler bu konuyla ilgili tespitler yaptınız. Gerçekleri tespit ettiniz. Türkiye'nin içinde bulunduğu tehlikeler hakikaten çok dikkat çekici. Şimdi tarikatlar var, cemaatler var, tekkeler var, zaviyeler var. Türkiye'yi böyle paramparça etmek isteyen bir takım yapılar ve çok farklı emperyalist düşünceler var. Türkiye'nin içinde bulunduğu tehlike çok büyük. Şimdi Türkiye'ye mülteciler üzerinden önümüzdeki günlerde hangi oyunlar yapmaya çalışıyorlar? Bununla ilgili neler yapmalıyız? Vatandaş olarak neler yapmalıyız? Hadi seçimdir, iradedir. 2023'te sandığa yansıtacaklar ama gerçekten benim de tespit ettiğim ve size o konuda desteklediğim çok büyük bir tehlike var. Evet. Şimdi gözümüzün önüne Türkiye haritasını getirelim yani için. Ve Şanlıurfa, yanında Gaziantep, Kilis, Hatay, Adana, Mersin, oradan Konya'ya çıkın, Ankara'ya gelin, evet. İstanbul, İzmir, Bursa. Bakın, burada milyonlarca ama milyonlarca Suriyeli ve Afgan yaşıyor. Çok fazla, evet. Ve burada da Türkiye'deki seçmenin, bu illerde Türkiye'deki seçmenin yarısı yaşıyor. Şimdi, eğer Türklerdeki doğum oranının 1.9, Suriyelilerde 5.3 olduğunu düşünürsek 3.5 misli. Evet. Kısa bir süre içerisinde belirli yerlerde nasıl nüfus üstünlüğünü Kilis gibi ele geçirdiler, bu coğrafyalarda da nüfus üstünlüğünü ele geçirecekler ve daha oraya gelmeden ama emperyalizm bir düğmeye basacak ve Türkiye'yi karıştıracak. Aynen öyle. Aynen öyle. Biz de bunu gördüğümüz için bu olmasın diye Türkiye'yi uyarıyoruz, Türk milletini uyarıyoruz. Türk milletinin bu konudaki haklı geri dönsünler talebini siyasete taşıdık ve dedi ki biz bir sene içerisinde hepsini Anadolu Kalesi projesiyle vatanlarına yollayacağız. Evet, yani seçim kazandığınız zaman evet, hemen Türk milletinden yetki istiyoruz. Diyoruz ki bu seçimlerde iki parti var. İki blok falan filan, iki parti. Bir, Suriyelileri yollayacak parti, bir de yollayamayacak partiler. Yollamayacak partiler. Biz yollayacak olan tek partiyiz. Bu konuda iradesi ve politikası olan tek partiyiz. Karar olan tek partiyiz. Onun için vatandaş da bize inanıyor. Diğerleri biz kurulduktan ve bu politikaları anlatmaya başladıktan sonra yarım ağız gönüllü giderler, onu gönüllü yollarız vesaire dediler ama hiç yollamaya niyetleri yok. Aslında yollayabilirler, yollamıyorlar. Amaç farklı. Peki, şey için, Erdoğan için evet. Amaç şu, Erdoğan bunlara vatandaşlık vererek hem seçimleri kazanmak hem de Türkiye'nin milli kimliğini ümmet kimliğine dönüştürmeyi hedefliyor. Zaten bu yapı, yani bu mülteciler bu ümmet kimliğine hazır evet. Ve alışmış altyapıları var. Yaba, tamam. Altyapıları evet. Var, evet. Bunun üzerinden de hilafet rejimi hayal ediliyor ama oraya gitmeden Türkiye karışacak ve Irak'taki, Suriye'deki, Lübnan'daki, Ürdün'deki, Afganistan'daki iç savaş manzaralarını Türkiye'de göreceğiz. Allah korusun bu olmamalı. Böyle giderse göreceğiz. Böyle giderse göreceğiz. Evet, biz de bunu lazım. Biz de bunu engellemeye çalışıyoruz. Bizim dışımızda da bunun farkında olan yok. Bakın. Yani muhalefet partileri de bunu uyuyorlar bu konuda. Yani Cumhuriyet Halk Partisi de bu konuyla ilgili sizin gibi düşünmüyor mu? Hayır, yani niye değil. Ayakta uyuyorlar? Onlara sorun. Ama bakın bir olay anlatayım size. Birkaç gün önce İran'da bir camide Afganistan kökenli ve IŞİD mensubu bir kişi tek başına 20 kişiyi öldürdü veya 23 kişiyi, 30-35 kişiyi de yaraladı. Evet. Peki bu Türkiye'de mümkün mü? Mümkün. Yapılabilir. Daha fazlası bile. Aynı anda evet. 5-6 camide, 10 camide yapabilirler mi? Yapabilirler. Allah göstermesin. Allah göstermesin. Evet. İşte biz bunların olmadığı bir Türkiye istiyoruz. Bu tehditle yaşamadığımız bir Türkiye istiyoruz. Onun için bu insanların geri dönmesi lazım. O zaman IŞİD gibi, El-Kaide gibi terör örgütleri ne yapamayacaklar? Bunların arasında sızıp varlıklarını gizleyemeyecekler. Zaten bunların arasında değiller mi? Varlar zaten. Yani şu anda varlar. Hepsi varlar zaten. Suyu evet. Çekerseniz balıklar ölür. Evet, istedikleri gibi aparat olarak kullanabilecek bir yapıya sahipler. Evet.